Herkese merhabalar. Saatler 21'i gösteriyor ve canlı yayında sizlerin karşısındayız. Bugün siyaset konuşacağız ve çok değerli bir konuğum var. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicileri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biraz sanırım yürüyüşten dolayı bir yorgunluk var. Çok yoğunuz ama yürüyüşün yorgunluğunu yavaş yavaş atıyoruz. Bugün başladı meclisteki çalışmalar, evet. Alt komisyonda. İş tüzük çalışmaları var. Yarın da Ankara'ya gideceğiz. Onlara katılacağız. Arkasından bir Almanya konferanslarımız var. Haftaya herhalde yoğun olarak iş tüzük tartışmaları Türkiye'nin gündemine oturacak. Öyle gözüküyor mecliste. Evet, programın ilerleyen dakikalarında tabii unutmayalım. Hemen isterseniz belirtelim. Yarın sanırım Halk TV'desiniz değil mi? Yani canlı 13'te Halk TV'de olacağız. 13'te iş tüzük çalışmalarıyla ilgili değil mi? Meclisteki. Öğleden sonra Almanya'ya intikal edeceğiz. Orada Münih yakınlarında iki yerde ayrı konferanslarımız var. Türkiye nereye gidiyor diye. Evet. Türkiye'nin nereye gittiğini tabii yaşayarak gören bir eski asker, emekli asker, şimdi yeni siyasetçiyiz. Evet. Dolayısıyla Almanya'daki vatandaşlarımıza Türkiye'deki havayı anlatmaya çalışacağız. Evet. 2019 seçimlerinde de Türkiye'de yeni bir iktidar, yeni bir cumhuriyetçi iktidar, bu sorunları aşan yeni bir iktidar için neler yapmamız gerektiğini birlikte değerlendireceğiz. Evet, buradan duyurusunu yapmış olalım. Evet. Tabii biz bütün bu konuları şimdi programımızda süremizin yettiğince konuşmaya çalışacağız ama ben birazcık eskiye dönmek istiyorum. Tabii ki Ege Türk seyircilerine özel şöyle bir yayın olsun istiyorum. Tabii hepimiz sizi çok yakından takip ediyoruz, biliyoruz haberlerden, her şeyden. Çok zorlu bir süreçten geçtiniz öncelikle ve her insanın kaldıramayacağı şeylerdi bunlar. Biraz isterseniz o dönemlere bir aktarmanızı istiyorum. Şu anda çünkü bir son güncel bir bilgi. 21 Haziran itibariyle Ergenekon davası dosyaları ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Ve tabii ki Yüce Divan yolunun açılması gündemde. Son şu anki aşamadan isterseniz biraz sevgili seyircilerimize de bilgi verelim. Ne durumda dava? Tabii öncelikle bu hukuk mücadelesinde yaşadığımız kumpas sürecinde en büyük desteği sevgili eşim ve avukatım olan kızımdan, yurt dışında olduğu için oğlum tabii biraz bu süreçlerden uzak kaldı. Ondan gördük. Yani Cumhuriyet Kadınlardan gördük. Evet. Şimdi de sizin gibi bir Cumhuriyet Kadını'yla bir röportaj yapmanın, bir televizyon programı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynen, ben de öyle bir asker kızı olarak sizinle yayın yapmaktan gerçekten. Ve şunu da ifade ediyorum her fırsatta, kumpas davalarında karşımıza çıkan bu FETÖ militanı hakim savcıların hepsi erkekti. Bir tane kadın hakim çıkmadı. Evet. Kadın savcı çıkmadı. Demek ki diyorum Cumhuriyet kadınları daha vicdanlı, daha adil, daha adaletli. Onları satın almak veya onları kandırmak FETÖ için daha zor. Tabii ablalar mablalar var ama erkeklere göre onda bir daha az sayıda. Şu anda onlar da bildiğim kadarıyla değil mi yargılanacaklar? Yargılanıyorlar ama sayıları çok az. Yani kadınlara göre erkeklerin sayısı 10 katı. Evet. Yani erkekler üzerinde daha ikna edici olmuşlar, daha çok çalışmışlar herhalde. O yüzden Cumhuriyet kadınlarına, Cumhuriyet gençliğine inancımız sonsuz. Evet. İşte bu mücadelede de, hukuk mücadelesinde de 2009'da başladı bizim. 4 kez tutuklandık, 3 kez tahliye olduk. Sonra son tutuklanmada da yaklaşık 4,5 yıl hastalığı, sivilde cezaevinde kaldık. Tabii bizi hem Ergenekon'a hem Balyoz'a yazdı bu FETÖ militanları. Birinden kurtarırsa öbüründen kurtaramasın diye. Hatta tuttu da mesela Ergenekon Mart 2014'te tahliye oldu. Biz Balyoz'dan da tutuklu olduğumuz için 19 Haziran 2014'e kadar tutuklu kaldık. Evet. Tabii Balyoz bitti tazminat aşamasında. Hemen onu soracaktım. Evet. Şu anda tazminatlar gerçekleşti mi? Yok, ödeme yok tabii. Şimdi istinaf mahkemeleri kuruldu. İdare bütün tazminatlara itiraz ediyor. Düşük olanlara, mağdurlara itiraz ediyor. Dolayısıyla istinaf mahkemeleri bu tazminatları yüksekleri düşürüyor. Düşükleri arttırdığı pek yok ama hepsini düşük seviyeye getiriyor. Mağduriyetler daha da arttırıyor. Bu konuda şikayetçiyiz. İktidarın, özellikle Adalet Bakanlığı'nın bu tazminatlara müdahil olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama Ergenekon'da bu safhaya da gelmedik. Ergenekon yavaş gitti. 2007'de başlamıştı. 10 yıl sonra Yargıtay bozdu. Yargıtay'ın bozma kararına uygun olarak da
askerlerin karıştığı iddia edilen kumpas davası büyük dosyadan ayrıldı. İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olduğu için Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararına uygun olarak bu dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Ve burada bizim mağduriyetimiz daha da uzayacak. Çünkü beraatı almamız uzayacak. Evet. Oradaki süreç daha uzun sürecek. Biz buna başlangıçta itiraz ettik. Çünkü bir terör örgütünün, hakim ve savcıların hazırladığı bir iddianameyi, bir yargılamayı evet. hukuken kabul etmek mümkün değil. Bunu baştan reddedin ki avukatlarımız şunu vurguladılar. Dediler ki PKK'nın da mahkemeleri vardı. Onun yargılamalarını filan Türkiye Cumhuriyeti kabul etmedi. FETÖ de bir PKK gibi terör örgütü. Onun militanı olan hakim savcıların yazdığı iddianameler, yaptığı yargılama niye kabul ediyorsunuz? Yok sayın, beraatimizi verin dedik ama yine bir seneye yakın herhalde Anayasa Mahkemesi süreci sürecek. Evet. Ama sonuçta beraat alacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu kurguyu yapan, bu kumpası kuran polis, gizli tanık, hakim, savcı hepsi şu anda bilir kişiler, hepsi yargılanıyor. Hı-hı. Hepsinin suçları da sabit. Azami şekilde ceza almaları için, adil yargılanarak ceza almaları için bu davada müşteki olarak devam ediyoruz. Evet. Dolayısıyla Ergenekon en az bir sene daha Anayasa Mahkemesi'nde sürecek. Sürecek gibi evet. görünüyor. Şimdi tam o döneme geldiğinden bahsederken tabii o dönem çok sizin için zorlu bir dönemdi. Eşiniz açısından da tabii şu an evet. herhalde emekli oldu bildiğim evet, kadarıyla değil mi? Evet, 2014'te emekli oldu. Ve bankacıydı ve İstanbul'a tayin istedi. Maalesef Ardahan'a evet, tayin işte, yani. Gitti ve daha sonra işte tepkiler, sosyal medyadan tepkiler ve banka bu durumu düzeltti. Evet. Yine kızınızın o verdiği mücadeleler evet. gerçekten. Biraz tabii o koşullardan da bahsedebilir misiniz? Tabii orada en kötüsü de en kötü yaşadığınızda sanırım annenizin cezaevindeyken vefatı maalesef evet. ki ve son kez görmek istediğiniz ama maalesef ki izin verilmedi. O son evet. konuşmayı, son görüşmeyi yapamadınız. Çok zor bir süreç. Tabii tekrar çok hatırlatmak da istemiyorum evet. ama sizi o süreçte en çok etkileyen neydi? En çok zorlayan neydi? Tabii en önemli konu annem yani 5 yıllık bir kanser hastasıydı. Evet. Dolayısıyla daha fazla üzülmesini istemediğimiz evet. için tutuklandığımızı söylemedik. Yani bir anneye evet, işte yemin etmiş, yıllarca vatanı korumak için askerlik yapmış, kurmaya evet. albay olmuş bir hı-hı. oğlunun tutuklandığını, darbecilikle, terör örgütü üyeliğiyle suçlandığını söylemek mümkün değil. Allah'tan okuma yazma bilmiyorlardı annem de babam da. Evet. Babam tabii 2000 yılında hı-hı. kaybettiğimiz için bu süreci o yaşamadı. Anneme haber vermedik ve bütün telefon görüşmelerimde oğlum Amerika'da, Amerika'da. Doktora'ya gitti. Sonra orada işe girdi. Orada olduğu için işte oğlumun yanına gittim. Orada görevliyim diye söyledik. Tabii o cep telefonlarının şöyle bir imkanı var. Şimdi Enis Bey'e de onu tavsiye ettim. Evet. Arıyorsunuz cep telefonu. Santral görevini yapıyor. Bağlıyor diğer hatları. 10 dakika süreniz var zaten. Haftada 10 dakika telefon evet. görüşme süreniz var. O annemi bağlardı. Reşadiye'yi. Onu evet. Oğlum da bağlayınca ikna olurdu. İkna oluyor. İkne beni oğlumun yanında bilirdi. 3 evet. sene böyle kendisini oyaladık. Şüphelendiği anlarda oldu. Hı hı. Tabii son dönemde tutukluluk uzadıkça bir helalleşmek istedik. Ölüme evet. yaklaştığını tabii. haberleri kardeşlerimden hı hı. geldi. Hem Ergenekon hı hı. Mahkemesi'nden hem Balyoz Mahkemesi'nden böyle bir talepte bulunduk. Dediler ki mevzuat uygun değil ancak ölünce cenazesine gidebilirsiniz. Tabii biz bağırdık, çağırdık o acı içerisinde tabii. bize şov yapma diyen hakim savcılar şimdi 600 yılla yargılanıyor. Onlara soracağız kimin şov yaptığını. Bu hı-hı. davalara şikayetçiyiz, evet. müşteki de olacağız. Ancak cenazesine gidebildik. Sonra mevzuat değişti. Tabii o bağırmaların, o mücadelenin hukuk sistemine hı-hı. bir dönüşü de var. Evet. Bizden sonra hastalanan anne baba ve eş çocuklar için de tutuklular ve sanıklar ziyarete gitme, helalleşme evet, imkanı buldular. Şu anda basına yansıyan haberlerde evet. de bu şekilde. Sizden sonra tabii orada İngilizce bilen evet, sizin evet. gibi sonuçta belki böyle bir ilk defa yaşanılan evet. bir şeydi sonuç itibariyle. Koşulların biraz daha iyileştiği yönünde haberler geliyor. Tabii siz de gerek Enis Berberoğlu'nu bildiğim kadarıyla evet. sık ziyaret ediyorsunuz. Evet. Oradaki koşullar sizin döneminizdeki kadar kötü değil bildiğim kadarıyla değil Şimdi mi? İlk tutuklanma benim 30 Haziran 2009. Evet. Askeri cezaevine gittiğimizde. Tabii askerler işte Ereğün, Esrar, cep telefonu o zaman yasaktı. Evet. Böyle adi suçlara göre hazırlanmış bir cezaevi. Kurmay albaylar, general amiraller falan gelince herkes şaşırdı.
Hatta Adalet Bakanlığı cezaevlerinde teknik elbise kalkmış, askeri cezaevinde teknik elbise kalkmamış. Yani ben tutuklandım, gece 2'de gittik, o 30 Haziran gecesi. Evet. Bir turuncu elbise verdiler. Ertesi sabah 10'da kızım ve eşim geldi ve turuncu elbiseyle teknik, ayağımda sadece paranga eksik. Evet. Görüştüm. O benim en ikinci acı anımdır. Hı-hı. Yani annemin vefatından sonra o ortamı düşünün. Yani devlet görev vermiş, en üst düzeyde güvenlik ve gizlilik içinde görev yapmışsınız, başarıyla görev yapmışsınız. Tutmuş sizi, masanızdan, daire başkanı masasından almış, terörist darbeci ilan edip haksa atıyor. Yani böyle bir ülkede, böyle bir ülkede yaşadık, bu acıları yaşadık. Tabii şimdi iktidar hiç suçsuzmuş gibi, masummuş gibi davranıyor ama o zaman da Türkiye'yi bunları yönetiyordu. Evet. O zaman olanlara göz yumdular. Ne zamana kadar? Bu FETÖ denen emperyalist hizmetindeki örgüt iktidarı da hedef aldığında bu kez uyandılar. Hatta ilk çıktığımızda, meclise gittiğimizde Haziran'da, 7 Haziran seçimlerinden sonra iktidar milletvekilleri, ya komutanım bu FETÖ'cüler, o zaman FETÖ demiyorlar tabii, Fethullah Gülen cemaati, evet, mensupları, dini bütün insanlar, anlı secdeye gelen insanlar, ne diye sizin imzanızı taklit etsinler diyorlardı. Biz de anlatmaya çalışıyorduk. Hı hı. Tabii 15'ten Temmuz'dan sonra diyorlar ki ya bunlar çok hainmiş, bunlar meclisi bombaladılar, bırak imza taklit etmesini, vatandaşlarını şehit ettiler falan. Biz de günaydın diyoruz onlara, şimdi de günaydın diyoruz. Çünkü bizim söylediklerimizi, yazdıklarımızı dikkate alsalardı Türkiye 15 Temmuz'da gelmezdi. Gelmezdi. Geçen uçaktayım tabii, hı hı, konudan konuya geçiyoruz ama bunu destekleyecek, evet, bir, hı hı, olay. Sakallı bir vatandaş geldi, geçmiş olsun dedi. Dedim ben sizi tanıyamadım, ben dedi Zafer Çağlayan. Eski ekonomi bakanlarından, hı hı, sağ olun teşekkür ederiz dedim. Dedi ki cezaevinde bana bir mektup göndermiştiniz. Ki 1720 mektup gönderdim. Ekinde DVD olan. 1720. Tabii Cumhurbaşkanı'na 13 tane başbakana, o zaman Abdullah Gül'dü. Ona 9 tane falan eşine, evet, kızına, oğluna, herkese böyle bir babam var işte bak bu işlere engel, hı hı, olmuyor şeklinde. Mektuptan etkilendim, sonra başbakanın önüne koydum. Başbakan dedi ki ya bana da geldi Dursun Çiçek'ten mektuplar. Ben de etkilendim. Okudum. Sanırım Adalet Bakanı, dönem Adalet Bakanı bize yanlış yaptırıyor. Ben ver mektubu ona bir sorayım. Bu işler ne olacak, nasıl düzelecek diye. Söyleyince dedim tanıklık yapar mısın? Tabii yaparım dedi. Yani Adalet Bakanı dikkat edin, o dönemde bizi bu FETÖ'ye bulaştıran odur. Biz, evet, de peşindeyiz tabii. Siyasi ayağının peşindeyiz. Hı hı. İnşallah tabii onlardan da milletçe hesap soracağız. İnşallah, evet. Bugün tabii konuşulacak çok konu var. Çünkü tarih olarak çok yakın bir tarih. 15 Temmuz, evet, tabii ki cumartesi günü. Tabii sormadan olmaz. 15 Temmuz'a baktığımız zaman çok çok az kaldı. Tabii bu geçen, siz bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gelindi 15 Temmuz'a? Şu anda 15 Temmuz'a. Tabii 15 Temmuz bağıra bağıra geldi. Evet. Çünkü kumpas davalarının iktidarla FETÖ tarafından, emperyalizm tarafından planlandığı ve icra edildiği sabit. Evet. Dolayısıyla iktidar Türkiye'yi daha kolay yönetmek için, silahlı kuvvetlerin itibarını, devlet içindeki etkinliğini kırmak için bu davalara destek verdi. Hı hı. Binlerce asker, cumhuriyetçi, Atatürkçü, evet, subay, assubay bu davalarla hapsedildi. Bir kısmı da tabii sıra bize de gelir diye erkenden emekli oldular veya zorunlu, hı hı, hizmetini bitiren istifa etti, ayrıldı. Evet. Bu yaratılan boşluğu FETÖ'cüler işte sistemi de kullanarak general amiral olarak doldurdular ve 15 Temmuz'da kendilerini devleti ele geçirecek güçte hissettiler. Şimdi ben zaman zaman söylüyorum, FETÖ ile mücadelede, hı, iktidarın avantajları var çünkü bunları bizden daha iyi tanıyorlar. Tabii. Yıllarca birlikte, hı, yürüdüler. Hı. Kim nedir, necidir? Daha iyi biliyorlar. Daha iyi biliyorlar. Bu yüzden avantajlar. İkinci, hı, bize göre avantajlı oldukları konu, hukuk, adalet, evet, yasa filan tanımadan, hı hı, bütün imkanları sonuna kadar kullanıyorlar. Şayet, hı, şu an iktidarın FETÖ'cülere veya FETÖ'cü şüphesiyle işten attığı, hapsettiği insanlar yaptığımızı biz yapsaydık hukuk anlamında, dünya ayağa kalkardı. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor, bu kadar hukuksuzluk olmaz, bu kadar insan hakları ihlal edilmez, evet, diye bize büyük eleştiriler getirirlerdi. Şimdi iktidar bu yönden de rahat. Çünkü aynı yolun yolcusu, aynı dini temaları kullanan iki ayrı sosyal grup.
Dolayısıyla FETÖ ile mücadelede masumların cezalandırılması, işten atılması hariç iyi götürdüğü bir konu. Ancak burada tabii suçluyla masum birbirine karıştı. Atizi itizine karıştı Cumhurbaşkanı deyimiyle. Biz diyoruz ki bir kere masumları ayırın, işten atılanları haklarını iade edin, masum olanlara ceza vermeyin ama suçlu olanları da adil şekilde yargılayıp en ağır cezayı verin hukuk sistemi içerisinde. Biz bunun hem takipçisiyiz hem de bu davaların müştekisi olarak davalara katılıyoruz. Bize yaşadıkları acıların hesabını soruyoruz. Peki afişleri nasıl değerlendiriyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili? Tabii bu kumpas davalarında da işte Türk Silahlı Kuvvetleri dinsizdir, inançlı insanlara işkence yapar, namaz kılanı atar. Tabii asker kızı olduğunuza göre bunlar zaten siz de görmüştünüz. Bizde böyle bir şey yok. Herkesin inancına, giyimine, kuşamına Silahlı Kuvvetler saygı gösterir. Çünkü batılı anlamda hak ve özgürlüklere saygılıdır. Hatta bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Tabii Ergenekon Mahkemesi'nde beni irtica ile mücadelenin bayrakları yaptılar. Tesadüfen 3 tane kız kardeşim var, duruşma salonundalar. Üçünün de başı değişik şekillerde kapalı. Evet. Hüseyin Ezese Başkan dedim ki bakın eğer ben başörtüsüyle kılık kıyafetle uğraşsaydım önce kız kardeşlerimin başını açtırırdım. Bizim onlara saygımız sonsuz, herkes istediği şekilde giyer. Dolayısıyla bu noktada iktidarın FETÖ ile mücadelesinde bir yılda aldığı mesafe olumlu ancak haksızlık, yapılan haksızlıklar, masum insanların işinden aşından edilmesi, özellikle o gece yapılan işkenceler, bazı gençlerin, harbiyeli ve Mehmetçiklerin maruz kaldığı insanlık dışı muamele, bunların mutlaka Türk adaletine hesap vermesi lazım. O günler de geliyor. Evet. Ancak dediğimiz gibi meclisi bombalayan, polisimizi şehit eden FETÖ militanları da en ağır şekilde cezalandırılmalı ve cezalandırılacak. Onun da takipçisi olacağız. Buradan bizim işte adalet yürüyüşünden veya hak, hukuk, adalet çığlıklarımızdan FETÖ'cülerin serbest bırakılması, yargılanmaması, ceza almaması gibi bir anlam çıkaranlar çok yanlış yapıyorlar. Çünkü FETÖ'nün mağduru biz. Sizsiniz değil mi? İktidarda FETÖ'nün mağduru yok ki yani. Evet. Ne oldu? 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı hedef aldılar, yakalayamadılar ama bizi 4,5 yıl hapiste yatırttılar. Değil mi? Bunu iktidarla birlikte yaptılar. Dolayısıyla iktidardan hiçbir mağduru yok. Mağdur olacaktık. İşte yakalasalardı şöyle olacaktı, darbe yapsalardı böyle olacaktı. Yapmadılar, yakalayamadılar ama bizi yıllarca hapiste tuttular yani. Ailelerimize, çocuklarımıza manevi işkence yaptılar. Dolayısıyla FETÖ'den en mağdur olan biziz. Onlardan hesap sorma konusunda en istekli olan da mutlaka biz olacağız. Biz. Şu anda Türkiye adaleti arıyor. Ve büyük bir adalet yürüyüşü var. Adalet yürüyüşü hakkında özellikle görüşlerinizi almak istiyorum. Amacı neydi? Sizce nasıl devam edecek bundan sonraki süreç? Şimdi yargı tabii bağımsız olması gereken demokrasinin, cumhuriyetin temel kurumlarından birisi. Yasama ve yürütme üç ayrı kurum. Tabii basın da dördüncü özgür olması gereken bir kurum, demokrasinin olması olmazlarından. Bu anayasa değişikliğiyle beraber tabii 15 yılda da bunun adımları var. İlk 5 yılı o kadar fazla değil ama iktidarın, hükümetin, sarayın yargı ve yasama üzerindeki, medya üzerindeki baskısı o noktaya geldi ki Türkiye demokratik bir cumhuriyet mi değil mi anlamında Batı da özellikle Batı dünyasında tartışılır hale geldi. Zaten ilişkilerin bozulmasının temelinde de bu var. Yani Batı su değişiklikleri kabul etmiyor. İşte yüzlerce gazeteci tutuklu. Biz diyoruz ki siyasetçiler, milletvekilleri, gazeteciler yargılansın ama tutuksuz yargılansın. Tutuksuz yargılansın. Görevlerini yapsın. Evet. Tutuksuz yargılanmanın hürriyetini yaşasınlar ki daha rahat görev yapsınlar. Ama iktidar bunu baskı aracı olarak yargıyı kullanıyor. İşte en son Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Bey'in de tutuklanmasıyla sıranın ana muhalefet partisine geldiği ortaya çıktı. Dolayısıyla buna önlem olarak bardağı taşıran son damla olarak Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak adalet yürüyüşüne karar verdi. Milyonlar yürüdü. Hem Türkiye içinde hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Şu an Türkiye'de hukuk ve adalet var, hak hukuk adalet var diyen kimse yok. İktidar da var diyemiyor. Evet. Sadece orada aranmaz, mecliste aranır, mahkemede aranır diyor. Ama işlerine geldiği zaman da geçmişte sokakta hak aramaya çalıştılar. Özellikle başörtüsü olaylarını hatırlayalım.
Tabii. 15 Temmuz'u hatırlayalım. Yani vatandaşı sokağa çağıran kimdi? O zaman sokakta hak aranıyorsa adalet de aranır. Değil mi? Evet. Bundan sonraki süreç devam edecek gibi görünüyor, değil mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani zaten süreç, yani adaletsizlik süreci, evet, hukuksuzluk süreci, hı-hı, yasama, yargı ve basın üzerindeki baskı süreci zaten bu iktidarla paralel. Hı-hı. Yani bu sorunları kökünden çözmek ve cumhuriyeti demokratik normlarını yükseltmek açısından bu iktidarın, evet, değiştirilmesi lazım. Bu konuda da en büyük görev milletimize düşüyor. İşte yaşananlar ortada. Evet. Şimdi 2002'de iktidara geldiler. Devletin kurumları, yargısı, askeri, hı-hı, polisi, istihbarat, evet, teşkilatı, güvenilirliği hangi seviyedeydi, gücü hangi, hı-hı, seviyedeydi? 15 Temmuz'dan sonra nerelere indi? Kendi, evet, komutanlarını derdest eden, esir eden, hı-hı, bir ordu noktasına geldik. Polisin üçte biri sanık duruma, hı-hı, geldi. Yargıdan 4500 yargıç atıldı. Yani, evet, Türkiye'yi bu noktaya kim taşıdı? Tabii 2002'deki iktidarların da sorumluluğu var ama en büyük gelişmeyi, devlete meydan okuyacak seviyeye gelmelerinin temel gücünü bunların döneminde ele geçirdiler. Çünkü birlikteydiler, evet, baştan. O açıdan bu kurumları tekrar ayağa kaldırmak, tekrar cumhuriyetin kurumlarını haline getirmek ve iktidarı da cumhuriyetçi, Atatürkçü, cumhuriyetin çağdaş, evet, değerleriyle barışık bir iktidarı kazanmak, iktidarı evet, ele geçirmek temel amacımız. Bunda ilk seçimlerle normal şartlarda 2019'da hem yerelde hem genelde iktidar olmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunun mutlak çalışmalarını yapıyoruz. O zaman evet, o soruyu soralım. Yeri, evet, gelmişken, evet, soruyu biraz öne alayım. İktidar, evet, planını soracaktım. Özellikle parti içinde bir yenileme olacak mı? 2009'da, 2019'da, evet, nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak en önceliğimiz bir kurultay süreci, evet, başladı. Zaten mahallelerde üyelerimiz askıya çıktı. Bu süreç Ocak, Şubat 2018'e kadar tamamlanacak. Evet. Bu süreçte hem anayasa referandumunda hayır oy verip parlamenter demokrasiye sahip, hı-hı, çıkan Cumhuriyet aydınları, Cumhuriyet, evet, kadınları, Cumhuriyet gençliği, hem de adalet yürüyüşünde bizimle birlikte olan milyonlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultay süreçlerine etkin bir şekilde katılmalı, katılacaklar. Onun tedbirlerini alıyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu demokratik akımı kapsayan bir organizasyon, bir örgütlenme yapısına kavuşacak. Evet. Mümkün olduğunca bunu başarmaya çalışacağız. Daha sonraki aşamada da bu hayır grubunu sistemli hale, kurumsal hale getirip hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için özellikle yürütme için evet, ortak aday belirleme, ortak irade ortaya koyma yollarını arıyoruz. Çoğu zamanda başarılıyız. Özellikle adalet yürüyüşü ve anayasa oylamasında bunu gördük. Bu adalet yürüyüşünde bir yere, evet, atladık sanırım. Özellikle yayın öncesinde de konuşmuştuk. Bu yürüyüş sonuç bildirgesi var katılan, evet, kişi, evet, sayısıyla, evet, ilgili. Çünkü medyada çok, hı-hı, fazla haber on maddelik, olduğu maddelik için. Onu biraz değinelim mi, evet, tam hazır yeri gelmişken? Zaten orada da vurgulanan temel, evet, noktalar benzer noktalar. Yani Türkiye'de hukuk ve adaletin olmadığı, yürütmenin yargıyı tehdit ettiği, etki altına aldığı, FETÖ'yle mücadele ki birinci maddedir. Hep diyorlar, evet, ya CHP FETÖ'yle mücadelede pasif kalıyor filan. Birinci maddesi FETÖ'yle mücadelede. Ve siyasi ayağın ortaya çıkarılmasını talep eden bir madde, birinci madde. Şimdi Türkiye'de herkes FETÖ'cü. Berber var, aşçı var, öğretmen var, polis var. Ama siyasetçi yok. Yani hele de yıllarca birlikte yürüdüğü iktidarda yok. Evet. Yani bunun olması mümkün değil. Bunun hayatın olan akışına aykırı. İşte bugün meclis biliyorsunuz araştırma komisyonu raporu yayınlandı. Evet. CHP'yi suçluyor. Yani CHP iktidarda değil. CHP yıllarca FETÖ ile yürüyen bir parti değil. Evet. Tabii sosyal medyada 2009'da, hı, grup başkan vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları yansıdı. Bir röportaj, evet, veriyor. Orada da FETÖ ile ilgili özellikle kumpas davalarındaki rolünü, hı, vurguluyor. Yani sene 2009. Dolayısıyla bunu kurgulayan emperyalizmi FETÖ'dür diyor. Ona göre hükümeti ikaz ediyor. Yani, evet, yaklaşık 8 yıl, 9 yıl önce. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi ile bir cemaatin, hı, bir din temalı örgütün yan yana gelmesi mümkün değil. Bizim üyelerimiz, bize oy veren insanlar, çağdaş insanlar, insan hak, evet, ve özgürlüklerine inanan insanlar, hı-hı, kişinin değerini bilen insanlar, yoksa bir imamın söylediklerini sorgulamadan kabul edecek
kişiler değil. Zaten iknada da zorlanıyoruz ama ikna ettiğimiz zaman da sonuna kadar yanımızda mücadele ediyorlar. İşte yürüyüşte de, Maltepe mitinginde de bunu gördük. Zaten Türkiye'ye baktığımızda eğitimli, aydın, bütün coğrafi bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi önde. Ve en son referandumları biliyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hayır diyerek bu iradesini ortaya koydu. Sonuçta bu iktidar da ilk seçimlerde kaybedeceğini görüyor, hissediyor. Tabii milletin de kendisinden hesap soracağını hissediyor. Onun için de hırçınlaşıyor. Hırçınlaştıkça diktatörleşiyor. Diktatörleştikçe de sonu yaklaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü zalimin zulmü arttıkça der Anadolu'da büyüklerimiz, sonu yakınlaşır diye. Tabii biz istiyoruz ki zalimin zulmü artmasın. Ülkemizde demokrasi gelişsin, insanlar mutlu şekilde yaşansın, kutuplaştırılmasın, birbirimizi kucaklayalım. Çünkü Suriye'den, Irak'tan milyonlarca göçmen geldi, geçmişte Balkanlardan geldi, ana vatan bunları kucakladı. 80 milyon Türkiye'de bir iç savaş çıkarsa, bir kargaşalık çıkarsa nereye gideceğiz? Bizim gidecek bir yerimiz yok, Avrupa bizi almaz. Bulgaristan, Yunanistan sınırı duvar olur yani. Evet. O açıdan biz birbirimizle kucaklaşmalıyız, bu sorunları aşmalıyız. Başka ülke yok, vatan için, cumhuriyet için, Atatürk için, ortak değerlerimiz için birlikte yaşamalıyız. Bunu iktidara her ortamda söylüyoruz. Evet, bu arada gençlere çok önem veriyorsunuz. Bu konuda çok güzel çalışmalarınız var. Sizce yeni nesil siyasetçiler nasıl olmalı? Evet, şimdi tabii kızım avukat, bu mücadelede hep birlikte görev aldık. Birlikte kitabınız var. Kitabımız, kitaplar yayınladık. Üç tane kitap çıktı. Üç tane kitabımız var. İkisinin yazarı, birisi de müşterek birlikte yazdık. Her yerden temin edebiliyorlar değil mi? Hemen bir hatırlatalım isterseniz. İnternete girerlerse şeyler çıkar. Kendi internet siteniz de var zaten. Sitede de yayınlar var. Şimdi bizim öngörümüz şu. Yani Türkiye'deki siyasette gençleri ve kadınları seçmen oldukları oranda göremiyoruz. Onun için diyoruz ki ön seçimle hem yerelde hem genelde milyonlarca üye, yüz binlerce üye gelsin, adaylarını sıralasın, belirlesin. Hem milletvekili, hem belediye başkanı, hem belediye meclisi için. Ve bu belirlenen adayları işte 40 yaş altı gençler, 40 yaş üstü kadınlar ve erkekler diye ayrı sıralayalım. Ve fermuar sistemiyle işte bu üç grubun eşit temsili olarak hem mecliste hem hükümette, Fransa'yı ben çok seviyorum. Özellikle bundan önceki hükümette de kadın ve erkek bakan sayısı eşitti yani. Bunu ilk olarak kabul edilmiş. Şimdi yeni bir lider çıktı Fransa'da. Eski bütün partileri yerle bir etti ve iktidara geldi. Eğer eski siyasetçiler, tabii ben yeni siyasetçi sayıyorum, biraz yaşımız ileri ama siyasete geç başladık. Eski siyasetçiler Fransa'dan ders almalı. Gençlerin önünü açmalı. Bu üçlü sistemi, hatta üçlü eş başkanlık da olabilir. Yani il başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı neden olmasın? Üçü beraber Türkiye'yi yönetsinler. Üçü beraber resim versinler. Evet. Yani o yüzden Meral Hanım'ın çalışmalarını takdirle karşılıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde siyasette etkin olan bir cumhuriyet kadın olarak ön plana çıkar. Zaman zaman kendi partimizde de beş başkanlığı ben öneriyorum. Yani HDP yaptı diye HDP'nin her yaptığını yanlış kabul etmek mümkün değil. Partinin bir kadın başkanı olsun, bir erkek başkanı olsun. Çünkü öncelikler farklı. Biraz önce de vurguladım. Yani FETÖ erkekleri hepsini kandırmış, işte hakim yapmış, savcı yapmış, kumpas davalarını kurgulamış. Ama kadınlarda bu başarıyı sağlayamamış. Kadının anne vicdanı Türk siyasetinde hakim olsun. Gençlerin aktivitesi, verdiği heyecanı Türk siyasetinde hakim olsun ki değişim hızlansın. Yıllardır aynı siyasetçileri, aynı kişileri görmekten bıktık ve bunda da önerimiz iki dönem. Yani biliyorsun İktidar Partisi üç dönem sonunu sulandırdı. İki dönem yani yeni şeye göre, anayasaya göre 10 yıl siyasette kalsın veya belediye başkanlığı yapsın. Bir dönem ara versin. Eğer çok kıymetli biri ise sonradan tekrar seçiliyorsa seçilebilirsin. Dolayısıyla iki dönemi partiler kanununa koyalım, seçim kanununa koyalım, ön seçimi zorunlu hale getirelim. Hatta dar bölge sistemini getirelim. Yani Beşiktaş bir tane milletvekili seçsin, kim hangi vekili seçtiğini kişi olarak tanısın. İşte bizim ikinci bölge 26 milletvekili seçiliyor. Kim milletvekili, kim değil. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bunda biraz avantajlı. En azından yarısını ön seçimle üyeler belirlediği için diğer partilerde bu da yok. Hatta birçoğu İstanbul'un dışından geliyorlar.
Mesela İstanbul'da oturuyor, gidiyor Balıkesir'de evet. milletvekili oluyor. Yani Tokat'ta milletvekili Hı-hı. oluyor. Böyle taşımalı evet. vekillik gibi. Bunlar tabii çağdaş bir seçim sisteminde, siyasi partiler kanunu olan bir ülkede yaşanacak şeyler değil. Evet. Bu arada süreyi daha verimli kullanmak adına biraz daha evet. soruları öne alıyorum. Çünkü evet, önemli soruları. Bu meclis araştırma önergesi, özellikle mecliste şu anda iç tüzük görüşmeleri var. Sanırım bildiğim kadarıyla burada her konuda farklı farklı tabii maddeler var. Özellikle konuşma sürelerinizde bir takım baktığımız zaman değişiklikler olacak. İsterseniz bu konuda biraz sevgili seyircilerimizi de aydınlatalım. Evet. Neler var, hangi maddeler var, tabii, ne gibi değişiklikler olacak? Tabii en temel konu güncel konuların konuşulduğu ilk bölüm vardır. Evet. Saat 7'ye kadar sürer. Türkiye'nin güncel sorunlarının tartışıldığı ve 3 partinin zaman zaman da iktidar partisinin önerge verdiği meclis araştırmaları vardır. Evet. Onların azaltılması, 1'e veya 2'ye düşürülmesi şeklinde bir öneri var. İkinci ve en önemli konu da konuşma sürelerinin 10 dakikanın 5 dakikaya, 5 dakika olan sürelerinde 3 dakikaya indirilmesi, %50. Bu öneri daha önce de, bizden önce de 2024. dönemde gündeme gelmişti. Ve meclisteki kavgalar nedeniyle İktidar Partisi bu öneriyi geri çekmişti. Tabii şimdi alt komisyonda temennimiz odur ki bir ortak akıl oluşsun. Konuşma süreleri de bir değişiklik yapılmasın. Belki meclis araştırma önergeleri her hafta bir partinin olabilir. Yani o tartışılabilir. Çünkü evet. her gün her partinin önerge vermesi güncel konuları açısından belki fazla zaman kaybı olabilir. Onun üzerinde alt komisyonda konuşmalar olabilir. Yani ama konuşma süreleri mutlaka aynı kalmalı. Hatta artırılmalı. Evet. Tam aksi muhalefetin sesini kısmak, işte sokağa çıkması için başka seçenek bırakmıyorsunuz. Yani mecliste evet. sesini kısarsanız muhalefetin sokak dışında bir muhalefet yapma imkanı kalmıyor. Evet. Bu konuda şu anda görüşmeler önümüzdeki devam. Hafta evet, Türkiye'nin gündeminde oturacak evet, diye görüyoruz. Türkiye'nin gündeminde diyebiliriz değil mi? Bu arada evet şimdi gençlere çok önem veriyorsunuz evet. dedik. Bunun dışında, yaşam için bundan sonraki hedefleriniz neler? Şimdi tabii ben cezaevinde emekli oldum. Evet. Hastal'dan emekli olduktan sonra Silivri'ye nakledildik. Esas itibariyle siyasete girmemin birinci temeli, birinci nedeni daha güçlü bir konuma gelip bu kumpasçılardan daha evet. güçlü bir hesap sormaktır. Hı hı. Dolayısıyla birinci amacımı şu anda gerçekleştiriyoruz. İşte hakimler, savcılar yargılanıyor, bilirkişiler yargılanıyor, gizli tanıklar yargılanıyor. İkinci amacımız da ki oğlum da kızım da söylüyor, buyurun siyasete, buyurun Türkiye dediğimizde düzeltin evet. öyle gelelim diyorlar. Dolayısıyla biz 50-60 evet. yaş grubu Türkiye'yi böyle almadık. Yani Özal, rahmetli Özal'dan sonra Türkiye evet. bu yöne girdi. Dinin istismarı arttı. Evet. Dolayısıyla Demirel bile, rahmetli Demirel bile bu kadar din istismarcısı değildi. Erbakan milliydi. Onları da rahmetle anıyoruz. Bunların evet, yaptığı rahmetli. Kadar cumhuriyeti, laik, demokratik cumhuriyeti yıpratmadılar, kurumlarını yıpratmadılar. Son amacımız tekrar cumhuriyeti, o anayasanın ilk 3 maddesindeki ilkeler çerçevesinde tekrar ihya etmek. Cumhuriyet'in evet. kurumlarını 15 Temmuz'dan sonra çöken kurumlarını tekrar Cumhuriyet'in temel kurumları haline getirip gençlere en kısa sürede inşallah 2019 olur bu vekilliği teslim etmek, onları evet. ön plana çıkarmak gibi bir amacımız var. Eğer bu amaç doğrultusunda özellikle Cumhuriyet kadınları, gençlerimiz bizim yerimize görev almaya hazırlarsa ki üçlü bir sistem önermiştik eşit temsil açısından. Biz de bu görevi onlara devretmek için her zaman hazırız. Bundan kıvanç duyarız. Peki sizce ülkemizin en önemli sorunu nedir? Hep programımızın başından evet. beri adalet, adalet, adalet dedik ama sanırım herhalde bir tanesi evet. cevap geldi şimdi, gibi. Şimdi yaşadıklarımıza baktığımda aslında işte işsizlik, açlık, susuzluk yani birinci derece ihtiyaçlar gibi gözüküyor ama başınıza bir bela geldiğinde, bir hukuksuzluk geldiğinde öyle anlıyorsunuz ki ben cezaevine düşeceğime işte akşama kadar ekmek yiyeyim, aç kalayım, susuz kalayım. Çünkü orası başka bir işkence. Dolayısıyla Türkiye'nin birinci ihtiyacı hukuk ve adalet şu anda. Özellikle bu 15 Temmuz sonrası yaşananlar dikkat alındığında evet. hukuk ve adalet devletin temeli. Zaten hukuk ve adalet olmayan devlet diktatör devlet olur, baskıcı devlet olur, vatandaşına işkence yapan devlet olur ama
Hukuk da devletin anlamı o değildir. Devletin anlamı vatandaşın hak ve özgürlükler sağlamak, onların hak ve özgürlüklerini korumaktır. Onun için devlet oluşturulmuştur. Şimdi yaşadığımızda devlet ne diyor? Sokağa çıkamaz hale gelirsin diyor. Yani muhalefet liderini tehdit ediyor. İşte bir Barolar Birliği Başkanı hayır kampanyasına katıldığı için devletin kapıları sana kapalı diyor. Yani kendi arka bahçesi gibi, kendi evinin malı gibi gören bir zihniyet var şu an yönetimde. Zaten Türkiye'nin temel sorunu da bu. Bu zihniyet eğer özgür düşünse, demokratik düşünse, evet, hak ve özgürlüklere saygı olsa zaten Türkiye'deki temel sorunlar çözülür. İşsizlik, ekonomik sorunlar buna bağlı. Zaten dış yatırımlar gelmiyor. Çünkü evet, garantisi yok. Yani ülkenin geleceği karanlık. Bunun temelinde de ne var? İktidarın tutarsızlığı var. İktidarın ortaya koyduğu tehditler var. Bu belirsizlik Türkiye'nin ekonomisini de belirsiz hale getiriyor. Evet. Bu arada siz hep aile yaşantısıyla da baktığımızda gündeme geldiniz. Gerek eşiniz olsun, gerekse tabii kızınız zaten her zaman için sizin yanınızdaydı. İrem Çiçek artık herkes, evet, tarafından şu anda tanınıyor zaten, biliyoruz da. Peki aile yaşantısıyla ilgili sosyal anlamda ne gibi önerileriniz olur sevgili seyircilerimize? Şimdi ben mümkün olduğunca siyasi faaliyetlere ailemle birlikte katılım. Evet. Tabii oğlum fiziken mümkün değil, yurt dışında, hı-hı, olduğu için o katılamıyor ama 3 kişi. Kızım ve eşimle birlikte katılmaya gayret gösteriyorum. Bütün siyasetçilere de, işte belediye başkanlarından meclis üyelerine kadar, evet, karar verirken, en, hı-hı, azından siyasi kararlar verirken birlikte tartışmalarını, işte gençliğin, kadınlarımızın birlikte ve karar, birlikte karar vermelerini, hatta çok önemli tweetler yazıyoruz mesela, tartışarak, hı-hı, kelimeleri, virgülleri tartışarak yazıyoruz. Tabii Periskop'tan veya başka yayınlardan, evet, oğlumuzu da görüntülü açıp onu, tabii, da uzakta olsa New York'tan tartışmalara katıyoruz. Dolayısıyla ailece tavır ortaya konması, kararların, evet, verilmesi aslında Türkiye'nin demokrasisinin temeli. Zaten, hı-hı, aile yaşantısı demokratik olsa Türkiye'de böyle bir cumhurbaşkanı, böyle bir başbakan çıkmaz. Yani onların geldiği aile ortamında herhalde sıkıntılar vardı ki böyle şu an sağa sola tehdit ederek, demokratik ortamı zehirleyerek Türkiye'yi sıkıntılara sokuyorlar. Yani eğer demokratik bir aile yapısından gelselerdi, ki ben askerim, çok disiplinli olduğumuz söylenir, evet, ama siyasetteki eskilerle karşılaştığımızda çok demokratik kalıyoruz. Hatta hep örnek veriyorum, kurultay sürecinde yani parti meclisi için genel başkanın liste çıkarmasına itiraz edenlerin başında ben varım. Şeyde de muazzaf asker olarak ben varım. Yani daha fazla demokrasi istiyoruz. Hangi partide? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Diğer, evet, partilerde hiç yok. Diğer partilerde hiç yok, evet. Daha demokratik olsun. Bu arada sosyal medya hesaplarınız sürekli hackleniyor bildiğim kadarıyla. Evet. Buradan da hemen duyurusunu yapalım. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da varsınız. Instagram'da MV, yani milletvekili Dursun, hı-hı, Çiçek olarak gözüküyorsunuz. Twitter'da Dursun Çiçek 80 olarak varsınız. Evet. Ve zaten dursunçiçek.com. Bu arada Facebook'ta da Albay Dursun Çiçek diye ayrıca bir sayfanız var. Bu kadar çok hacklenmenizin sebebi nedir? Sanırım sosyal medyada ak trollerin yarattığı, evet, bir tehdit ortamı var. Hı hı. Biz sözümüzü çekinmeden yaşadıklarımızdan dolayı aktivist, iktidarın sorumluluklarını, iktidardaki, hı hı, siyasetçilerin sorumluluklarını açıkça vurguladığımız için, hı hı, muhtemelen hedef seçiliyoruz. Evet. Ama çok önemli değil. Hedef seçseler de bugün olduğu gibi yarın da inandığımız, hı, doğruları, yaşadığımız doğruları millete anlatmamız bizim görevimiz, vicdan borcumuz. Dolayısıyla bunu anlatmaya, bunu yapmaya devam edeceğiz. Onlar ne kadar saldırsa da güvenlik tedbirlerini artırıyoruz. Bu konuda partimizin desteğini alıyoruz. Evet. Ama doğruları anlatmaya, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorsunuz. Evet. Peki, şimdi 3 tane kitaptan bahsetmiştik. Erciyes, Bir Dağ Bir Tecelli. Yine kızınızla beraber, İrem Çiçek'le beraber yazdınız. Dijital Terör Örgütü, Fethullah Gülen'in Türk Ordusu ile, evet, Mücadele Eylem Planı var. Bir de postmodernizmin İslamcıların üzerindeki, hı, etkisi var. Evet. Başka bir kitap gelecek mi? Bir kitap. Kışladan Hastalığa Dursun Çiçek Vakası, evet, diye ikinci baskı ama geliştirilmiş, hı hı, baskısı yeni yapıldı. Kadıköy, evet, kitap fuarında da İrem Çiçek imzaladı. Evet, resimlerini görmüştüm sanırım. Şu an başka bir kitap çalışmamız yok. Evet. Onları güncelleyerek ilk baskılarını, hı-hı, hazırlıyoruz. Çünkü siyasette daha 2 yıllık bir mazimiz var. Evet. İleride tabii siyasette yaşadıklarımızı da yazma imkanımız olur ama
şunu şu fırsatı buluyoruz. Yani canlı yayınlarda, bu tür programlarda yaşadıklarımızı dinleyicilerle, izleyicilerle paylaşma imkanımız olduğu için şu an yazmaya pek vaktimiz olmuyor. Pek vakit yok. Hele şu anda herhalde çok yoğun bir dönem. Tabii ki baktığımız zaman çok yoğun bir süreçten de geçtiğiniz için. Yani bir yeni bir kitap yok diyebiliriz değil mi? Bu noktada özellikle iktidar planı konusunda Muradiye Hanım'la birlikte çalışıyoruz ki o da kadın bakışını, Cumhuriyet kadın bakışını o çalışmalara yansıtıyor. Tabii kızımla, eşimle hep tartışıyoruz. 50'den fazla eski siyasetçinin görüşlerini, katkılarını aldık. Size de gönderdim. Yani bu ham bir çalışmadır, bir bakış açısıdır, bir demokratik bakış açısıdır. Eğer bu açıyı, bu bakışı yakalarsak, bence yaklaşımları bırakırsak, bütünleştirici, birleştirici yaklaşımları ortaya koyarsak, 2019 seçimler için Cumhuriyet'in ve demokrasinin korunması açısından, iktidarın yarattığı tehditlerin görülmesi açısından merkeze koyarsak, Türkiye bu sıkıntıları geride bırakabilir. Aksi halde 2019'da eğer bu iktidar mevcut yaklaşımlarıyla seçimi kazanır, devam ederse, Türkiye hem demokratik cumhuriyeti yaşatma anlamında, hem de bu cumhuriyetin kurumları olan orduyu, yargıyı, polisi, istihbaratı bir parti devleti kurma yönünde bir tehditle karşı karşıya olduğu için devleti yaşatma anlamında zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla bütün insanlara, bütün seçmenlere düşen bu tehdidi görüp ona göre irade ortaya koymak, sandığa gitmek. Tabii cumhuriyette, demokraside iktidarlar değişmeli, değişir. Yani biri gelmiş işte 15 yıldır, 17 yıl olacak 2019'da sistemde iktidarda kalması sıkıntının temelidir. Değiştirirler, yeni gelen iktidarı beğenmezlerse tekrar eski iktidarı başa getirebilirler. Geçmişte hep böyle oldu. O açıdan iktidara oy veren vatandaşları özellikle seslenmek istiyorum. Yoruldular. Hem metal yorgunluğu var, hem fiziki yorgunluk var. Dolayısıyla iktidarı değiştirmek demokrasinin gereğidir. Yoksa onları işte yargıya teslim etmek, hesap vermeye teslim etmek değil. Varsa suçları tabii. Adil yargılanarak hesaplarını da verecekler. O açıdan 2019 Türkiye için hem genelde hem yerelde bir değişim yılı olmalıdır siyaseten. Evet. Aksi halde daralıyoruz, Orta Doğu'ya sıkışıyoruz, Batı'dan dışlanıyoruz. İşte Katar krizini yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet. Tek başımıza kaldık. İlk defa Suriye'de Rusya ile Amerika'yı yan yana getirdik, bize karşı PKK uzantılarını destekler hale getirdik, silah verir hale getirdik. Tabii bu yanlışların şeyi, Cumhuriyet politikalarından ayrıldık. Yurtta sulh, cihanda sulhu terk ettik. Komşuların iç işlerine karışmamayı terk ettik. Atatürk'ün vurguladığı Arapların iç işlerine karışmayın ama dost olun ilkelerini terk ettik. Bunların sorunlarını yaratan iktidar. Değiştirelim bunu. Yeni iktidar gelsin. Yeni eski politikalara dönelim. Cumhuriyet'in politikalarına dönelim. Eğer 5 yıl içinde memnun olmasa millet tekrar 5 yıl sonra 2024'te tekrar bunları seçebilir. Ama bir değişim şart. Şu anda tabii siz ziyaret de ediyorsunuz Enis Berberoğlu'nu. Evet. Onlar peki nasıl görüyorlar? Tabii onlardan sonra özellikle Enis Berberoğlu'nun tabii ki içeri alınmasıyla beraber bir adalet yürüyüşü başladı. Kendisi bu süreci nasıl değerlendiriyor? Bir de tabii daha iyi anlıyorsunuz siz de o süreçlerden geçtiğiniz için. Kimi zaman belki o anla umutsuzluğa kapıldığınız günler de mutlaka ki olmuştur diye düşünüyorum. Onların görüşü nedir bu süreçle ilgili? Şimdi bu süreçte Enis Bey'in ceza almasından ziyade tutuklanması büyük tepki yarattı. Yani bir milletvekili tutuklanması, adresi belli, işte damatlar falan bırakıldı. Yani zaten HDP ile ilgili bir operasyon yapıldı. Şimdi CHP ile ilgili bir operasyon yapıldığı gündeme düştü. Yani CHP'ye yönelik bir tehdit olduğu için Cumhuriyet ve demokrasi tehdidi olarak algılandı. Biz tutuksuz yargılanmasını bekliyorduk Yargıtay sürecinde. Tabii bu siyasi bir süreç. Geçmişte Anayasa Mahkemesi, özellikle 2014 yılında eski milletvekiller için, Tuncay Özkan için, Mehmet Haberer için, Mustafa Balbay için, Engin Alan için. Bunlar milletvekili, temsil yetkileri var. Milleti seçilmişler. Dolayısıyla görevlerini yapamıyorlar. Tutuksuz yargılansınlar demişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu devreye girmesi ki bireysel başvuruda bulundu. Ve Enis Berberoğlu için de, diğer milletvekiller için de tutuksuz yargılama kararını vermesini bekliyoruz.
bu normalleşmeyi de beraberinde getirecektir. Tabii eğer mümkün olursa iktidar evet derse milletvekillerinin ve gazetecilerin tutuksuz yargılanması için de bir ana yasa çıkarmamızın gerekli olduğuna kesin çözüm için inanıyorum. Peki son görüşmede onların morali nasıldı Enis Bey'in? Tabii Enis Bey eski bir gazeteci, evet. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, tecrübeli bir arkadaşımız, evet. Yıllardır bu alanda mücadele vermiş. Siyasi dava olduğu için işte bir hafta sonra da çıkabilir, evet. Bir ay sonra da çıkabilir. Ben tabii 4,5 sene yattım, her hafta çıkıyorduk yani siyasi davada. Peki, o da gündemi siz takip o anda, ediyordur. Evet, siz hiç umutsuzluğa kapılmadık yani. Zaten herkese önerim odur yani mücadele etmek. Çünkü 5 Ağustos 2013'ü hiç unutmuyorum ben. Ergenekon Mahkemesi hüküm okuyor. Tabii müebbetler havada uçuşuyor. Evet. O salonda, o Silivri'deki spor salonundan bozma duruşma salonunda hakimler, FETÖ'nün militanları şimdi 600 ile yargılananlar karar okuyup kaçarken bizim gençler, avukatlarımız terörist de sizsiniz, darbeci de sizsiniz, bu salonlara sahip çıkın, burada sizi yargılayacağız dediğinde bunlar bize gülmüşlerdi. Demişlerdi ki ya evet. Siz buradan sağlam çıkın, hapisten halinize şükredin. Ama 2016'da hepsi kelepçeyi yedi, şimdi hesap veriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset, gündem çok hızlı değişiyor. Şimdiki hakim savcıların da, şimdiki siyasetçilerin de hukuka, adalete aykırı işlem yapmaması lazım. Bir gün gelip hesabını sorulacağını düşünmesi lazım. Evet. Vicdanına göre, akla ve bilime göre, hukuka göre karar vermesi lazım. Yani siz diyorsunuz ki evet. O zaman hiçbir zaman umudumu yitirmedim ya, evet, evet. Diyorsunuz. Enis Bey de sanırım şu anda her an her şey olabilir evet. Gözüyle bakıyor. Sizin görüşmelerinizden herhalde çıkardım evet, sonuçta evet. Bu. Evet peki şimdi tabii biraz da şu anda tabii bu aşamadasınız ama hep böyle küçükken kişilerin böyle hayalleri vardır. Evet. İşte büyüyünce şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum diye. Siz küçükken siyasetçi olmayı düşünüyor muydunuz veya asker olmayı mı düşünüyordunuz her zaman için? Neydi? Tabii yani Tokat Reşadiye'de bir okuma yazma bilmeyen bir çiftçi ailenin çocuğu olarak ilk idolümüz öğretmenimizdi, ilkokul evet. Öğretmenimizdi. Öğretmen olmak mıydı? Öğretmen olmaktı. Ben devlet parasız yatılı sınavlarına girdim ve 1970'te öğretmen okulunu kazandım. 7 yıl okuyup öğretmen olmak üzere devletle sözleşme yaptım. Bu arada annemin babamın da isteğiyle İmam Hatip'i de kazanmıştım. Ancak evet. Bir köyümüzün imamının oğlu yedek, o benim yerime girsin şeyiyle ailemizi ikna evet. ettik. İmam Hatip yerine öğretmen okuluna gittik. Ama devlet bizi lise mezunu saydı, sene 76. Hı. O arada tabii İstanbul Veterinerlik Fakültesini kazandım. Ailemin durumu uygun olmadığı için de Harbiye tabii devlet okuttuğu için... Deniz Harp Okulu'na gittim ve Deniz Kuvvetleri adına de Karar Okulu'nda okudum. Dolayısıyla askerlik mesleğini ailemizin durumu ve kendi irademizle seçmiş olduk. Amacımız da bu meslekte kurmay olmak, en üst seviyeye evet. kadar yükselmekti. Hiç siyaset gibi bir amacımız evet. hiç olmamıştı. Hiç aklımıza gelmemişti. Asker günlük siyasetin dışındadır. Evet. Ama 7 sene psikolojik harekat daire, bilgi destek dairesinde asker siyaset ilişkileri evet. bölümüne çalıştığım için siyaseti de yakından takip ettik. Hı hı. Komutanlara raporlar hazırladık. O açıdan hapse girmeseydim siyasetçi olmayı hiç düşünmüyordum. Evet. Ama hapisten sonra 2011'de istifa ederek 2011 seçimlerine girmek istedim. Ancak ailem dedi ki başta kızım olmak üzere tahliye olmak için seçimlere girdi filan. O zaman biliyorsunuz FETÖ ile iktidar hı hı. yan yana ve yıpratma evet. operasyonları had safhada. Bir dönem daha bekle dediler. Biz de onların görüşüne saygı gösterdik ve 2015'i bekledik. 2011-2015 arasında da yüzlerce kitap okuyarak özellikle siyaset üzerine kendimizi hazırladık, dersimizi çalıştık. Evet. Genel başkanlara Türkiye'nin sorunları hakkında oradaki kurmay subaylarla hazırlıklı beraber bir şekilde çalışmalar diyorsunuz. Yaptık, mektuplar gönderdik. Muhtemelen işte Kemal Bey'in dahil. Ki Deniz Baykal o dönemde bu davaların savcısıyım demiş, avukatıyım demişti ve savcısı olan başbakana karşı hukuk ve adaleti savunmuştu. Şimdi savcı savcılıktan istifa etti biliyorsunuz. Evet. Ama avukat hala avukat. Cumhuriyet Halk Partisi bu davaların avukatı hukuksuzlukların karşısında siyasete girdik ve onlarla birlikte şu an
hukuk ve adaleti savunuyoruz, adalet için yürüyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten çok zevkli, çok güzel bir canlı yayında CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek verdiğiniz bilgiler için çok güzel, çok akıcı bir programdı. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili seyircilerimize? Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şuna inansınlar ki bizim tek amacımız var. Ne bir siyasi güç kazanmak, ne zenginlik, ne başka bir şey. Sadece çocuklarımıza, olursa torunlarımıza, atalarımızın, büyüklerimizin, babalarımızın bize bıraktığı gibi demokratik, layık, çağdaş bir cumhuriyeti devretmek. Şu an cumhuriyetin bu değerleri büyük ölçüde yıpratıldı. Evet. Bunun sorumlusu da şu an ülkeyi yöneten iktidar. Tabii geçmiştekilerin de bunda katkısı var. Dolayısıyla tekrar anayasanın başlangıç ilkelerine uygun bir demokrasi, cumhuriyeti ihya etmek açısından vatandaşlarımız mevcut durumu, yaşadığımız sorunları çok iyi analiz etsinler. Bizim söylediklerimizi de dinlesinler. Yine vicdanlarına göre karar verip sandıkta irade ortaya koysunlar. Yani demokraside tabii iktidarlar sandıkla gelir, sandıkla gider. Bu iktidarda ki 2019'da 19 seneye, 17 seneye yaklaşan bir dönem olacak. Yıprandı. Geçmişte suçlara bulaştı, işte kumpas davaları dahil, FETÖ'nün bu hale gelmesi dahil. Dolayısıyla bu iktidarın da bir kendisini kızağa çekip, muhalefete çekip öz eleştiri yapması lazım. Lütfen 2019'da iyi düşünsünler. Versinler diyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.